Murat'la selamlıyorum. Biraz önce yönetim kurulu başkanımız İlhan Bey'in konuşmalarını dinledik. Hepimizin malumu sıkıntılarımız var. Binamızı elimizden alıyorlar. Bu çok büyük bir üzüntü. İnşallah bırakmayacağız diyelim. Öyle düşünüyoruz. Mücadele ediyoruz. Bunun dışında saygı duruşunda durduk. Büyük değerlerimizin önünde saygıyla eğildik. Samsun anıtına ve daha başka yerlerdeki Atatürk anıtına yapılan saygısızlığı gerçekten yürekten kınıyoruz. Değerli arkadaşlarım, geçenlerde anlattığım yazın sanatta da Namık Kemal'den bahsederken onun Hürriyet kasidesinde bir beyti var, onu söylemiştim. Bir kez daha bu konuyla bağlantı kurmak açısından tekrar edeceğim. Hürriyet kasidesinde Namık Kemal diyor ki, ne mümkün zulm ile bidad ile imhayı hürriyet. Çalış, idraki kaldır muktedirsen ademiyetten. Bununla şunu söylemek istiyor. Aslında hepimiz hemen hemen aynı yaş grubundayız, biliyoruz hepimiz ama özgürlük duygusunu, hürriyet duygusunu, düşüncesini idraklerden kaldırmadıktan sonra zulümle, adaletsizlikle asla yok edemezsin diyor. O dönemin zalimlerine sesleniyor. Şimdi ben de diyorum ki, put kırmakla, Atatürk'ün resmini karalamakla, fotoğrafını resmi dairelerden kaldırmakla Atatürk sevgisini yok edebilir misiniz? Mümkün mü? O insanların yüreklerine işlediği gibi zihinlerine de yer etmiş. Tam aksine bence o heykellere yapılan saygısızlık, Atatürk resimlerine veya Atatürk'e yakınmaya çalışılan saygısızlık daha fazla sevgiye, daha fazla bağlılığa neden oluyor. Çünkü düşünüyoruz, nedir, Atatürk ne yapmak istemiştir ve böylece birçok insan belki çok daha fazla değerini anlıyor, ne yapmak istediğini anlıyor. Boşuna uğraşmasınlar. Kafamızdan ve yüreklerimizden Atatürk sevgisini silemeyeceklerine göre istedikleri kadar heykel yapsınlar, hiçbir şey yapamazlar. Şimdi ben Şubat ayında kaybettiğimiz sanatçılardan size bahsedeceğim. 1 Şubat 1999'da şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programcısı, bir değerli halk filozofu ve kültür sanat elçisi aramızdan ayrıldı. Kış yağmurlarıyla göçüp gitti aramızdan ve biz buna inanamadık. Bu değerli Barış Manço'ydu. Evet, Barış Manço'yu kaybettik. Çok değerli bir halk filozofuydu. 1 Şubat 1979'da yaşamı boyunca Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini savunan değerli bir gazetecimizi, yazarımızı kaybettik. Katledildi zaten Abdi İpekçi'ye. Abdi İpekçi 12 Eylül öncesinde terör döneminde mikrofonda bir sıkıntı var hocam. Ben de fark ediyorum da şöyle mi tutmam gerekiyor. 12 Eylül öncesinin terör döneminde ortalığın, memleketin kasıp kavrulduğu dönemde birlik, beraberlik, barış çağrısı yapıp bununla da kalmayarak yönetimdekilere partizanlığı bırakarak, duygusallığı bırakarak akılcı, bir yapıcı bir diyalog kurulmasını öneren Abdi İpekçi'ydi. Ve doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir atasözümüz vardır ya, gerçekten o nedenle bu yaşamdan, bu doğru sözlerinden dolayı Abdi İpekçi koparıldı. 1 Şubat 1999 akşamı Milliyet Gazetesi'nden çalıştığı Milliyet Gazetesi'nden çıkıp arabasıyla evine gelirken trafiğin sıkıştığı bir yerde ve evine çok yakın bir yerde Mehmet Ali Ağca'nın Beş El Ateş Ederek
ettiği ateşle hayatı son buldu. Bu arada evine yakın bir yerde öldürüldü dedim ya, eşi de gazeteci Leyla Umar'la birlikte evindeydi ve silah seslerini duyar duymaz Abdi'yi vurdular diye dışarı fırladı ve gerçekten Abdi İpekçi vurulmuştu ve eşi Sibel Hanım dışarı çıkarken o da Beyaz Anadolu'yla göçüp gitti. Sonra onun yasal serüvenini hepimiz biliyoruz. O nedenle onu anlatmayacağım. Son derece kötü bir yasal süreç geçirildi. Ve biz Abdi İpekçi'yi ölümünün 43. değil mi? Evet. 43. yılında saygıyla anıyor. Sadece Abdi İpekçi'yi değil, aydınlanma ve aydınlatma yolunda bizlere ışık tutan bütün değerlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Cem Karaca 8 Şubat 2004'te aramızdan ayrıldı. Basad'ın da kurucularındandır. Buralarda Cem Karaca'yı görüyorduk. O gür sesiyle, sürekli şakalarıyla, bazen de sinirli halleriyle her zaman yanımızdaydı. Ve 8 Şubat'ta gene Türk sanat müziğinin çok değerli ismi Müzeyyen Senar da aramızdan ayrılanlardan biri. 5 Şubat 1915'te halk şairi Sümmani aramızdan ayrıldı. Ben razı değilim hicrana, gama, garip gönlüm haldan hala salan var. Sabahvetten beri bir yol gözlerim, el zanneder uzaklarda kalan var der. 13 Şubat 1934'te Servet-i Fünun Edebiyatı'nın çok ünlü şairlerinden Cenap Şahabettin aramızdan ayrıldı. Cenap Şahabettin'i bu kış günlerinde her zaman tabii şair olarak anarız ama bu kış günlerinde ve kar yağışında çok daha fazla anarız. Elhan-ı Şita şiiriyle. Bir beyaz derze, bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyam-ı nevbaharı arar der. Ve bu şiir Türk Edebiyatı'nın sembolist şiir tarzında en ünlü şiirlerinden biridir. Öyle bir şiir ki aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Servet Fünuncular aruz ölçüsü kullanırlar genellikle. 3 tane aruz ölçüsü değiştirir. Neden? Çünkü karın yağışı bu şiirin yazılışı sırasında 3 kez şekil değiştirmiştir. Kısa kısa, kopuk kopuk düşüşlerde kısa kalıp kullanılır. Biteviye yağışlarda uzun kalıp kullanılır. Ve böylece son derece güzel, sembolizmin örneklerinden güzel bir şiir karşımıza çıkar. Hem biçimsel, hem görsel, hem de müzik unsurlarının bir arada bulunduğu bir şiirdir. Evet. 24 Şubat 1946'da Ömer Bedrettin Uşaklı aramızdan ayrıldı. Doğa şiirlerini yazar, doğayı çok kullanır tema olarak ve bununla da kalmaz ülke gerçeklerine de değinir. Ama bu ülke gerçeklerini ve bireysel konuları son derece güzel duygulanışlar içinde verir. Ve Anadolu şairi olarak anılır Ömer Bedrettin Uşaklı. Hatta hepimizin sanat müziğinden çok iyi bildiğimiz "Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına. Ayrılık görünmüşken yar tutmuyor elimden. Misafirim bugün ben gurbet akşamlarına" diyen şiiri Kaptanzade Ali Rıza Bey tarafından bestelenmiştir. Ayrıca romantizm açısından da bütün gençlik yıllarımızda söylediğimiz "Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında, sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında" şarkısının söz yazarı da gene Ömer Bedrettin Uşaklı'dır. 23 Şubat 1973'te de şair, romancı, anı yazarı Halit Fahri Ozansoy aramızdan ayrılmıştır. 5 hececilerden biridir bu da. Çok değerli şairlerimizden biridir. 24 Şubat 1978'de
Cahit Öztel'le aramızdan ayrıldı. Değerli arkadaşlarım, Cahit Öztel'le Türk edebiyatıyla, Türk kültürüyle ilgili araştırmalar yapan bir isimdir. Ve onun araştırmalarıyla birçok halk şairi bir sürü insana ulaşabilmiştir. Kul Nesimi, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Seyrani, Dadaloğlu, Köroğlu, Dertli, bunların bütün bu şairlerin şiirlerini incelemiş, yayınlamış ve bunların ortaya çıkmasında büyük öncülük